بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qadrli birodarlar, aka-uka, opa-singillar, bugun navbatdagi aqida fanidan boshlagan darsimizni 6-chi qismini boshlaymiz. Haq subhanahu va taolo bugungi darsimizni ham barchalarimizga oson, yengil, tushunarli qilsin, undan manfaatli foydalar olishimizni o'zi ta'minlasin. Oldingi darsimizda salaf ummatning aqida matnlariga asos qilib olishlari lozim bo'lgan kitob va sunnatning ahamiyati to'g'risida ishoralarni keltirib, kitob va sunnatga muxolif o'laroq maydonda paydo bo'lgan o'sha salafning davridayoq ko'zga ko'rinib, maydonlarda mujodala uchun mavzu o'laroq o'rtaga tashlanayotgan kalom ilmiga mazammatlar, kalom ilmining xatarlari to'g'risidagi ulamolarning fikrlaridan o'rgangan edik. Abu Yusuf rahimahulloh va Imom Shafi'iy rahimahullohlarning fikrlari, gaplari to'g'risida fikr yuritgan edik. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni barchamiz uchun manfaatli qilsin. Bir she'r keltirgan ekanlar. Kitobi sunnat fiqh ilmlari falsafa mantiq ilmlariga muxolif qo'ymaslik kitob va sunnat va fiqh ilmlari muqaddam turishligi to'g'risiga dalolat qiluvchi she'rni keltirgan ekanlar. Kullul ulumi sival qur'ani mashg'alatan yoki mushag'alatun illal hadis va illal fiqh fid dini العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين وسواس الشياطين قرآن حديث فقه ilmidan boshqa barcha ilmlar mashg'ala ya'ni insonni mashg'ul qiladi insonga katta manfaat berishligidan avvalo insonni mashg'ul qilib qo'yadi Faqat dinda faqih bo'lishlik masalasi insonga manfaat beradi. Haqiqiy ilm nima desa, haqiqiy ilmni ichida qola haddathana bo'lish kerak. Qola haddathana degani hadis ilmidagi rivoyat odobiga aytiladi. Masalan, haddathana fulan an fulan, haddathana fulan an fulan deb keladi. Hadislarning to'plamlarining barchasida bu uslub g'olib uslub hisoblanadi. Imom Muslim sahih to'plamning muqaddimasida hadis ya'ni matnlarini rivoyat qilishdagi haddasana yoki haddasani, axborana yoki axbarani kalimalarini nima uchun keltirganlarini asoslash uchun muqaddima yozganlar. Hadis to'plamlarining ichida masalan Buxoriyning muqaddimalari yo'q. Buxoriy muqaddima qilmasdan kitob boshlaganlar. Imom Muslim muqaddimada shu haddasananing qadrini bildirish uchun muqaddimani ancha gap bilan to'ldirganlar, boyitganlar. Haddasana degani ya'ni aql bilan emas, rivoyat bilan o'zidan oldingi o'tgan ulamolarning naqli bilan dinni odamlarga yetkazishga aytiladi. Haddasana degani bizga hadis aytib berdi degani. Haddasani degani menga hadis aytib berdi degani. Buxoriy hadis to'plamini to'plar ekanlar, u kishi hadis to'plamini o'zlari ilhom bilan kechasi tush ko'rib o'rnilaridan turib yozmaganlar. U kishi har bir hadisni o'zlaridan oldin aytadigan odamning taftishidan keyin yozganlar. U odam kim? Bu hadisni haqiqatda o'zidan oldingidan eshitganmi? Bu silsila Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha yetib borganmi? Qabilida tekshiruv bo'lgan. Mana bu
aqida ilmida inson aqida ya'ni e'tiqod tavhid ilmida hadda sanosiz bir narsaga ega bo'lmaydi degani. O'sha bobdan keltiryaptilar bu she'rni ma'nosini ham. Al ilmu ma kana fihi qala haddathana ilm degani ichida hadda sanosi bo'lsa ilm bo'ladi. Ilm nima desa siz gapirgan gapingizni kimdan rivoyat qilayotganingizni isbotlab berishingiz kerak. Mana shu ilmiy asosga suyanganligimiz uchun bugun ijtimoiy tarmoqlarda nomini, kimligini, yuzini berkitib dindan gapirayotganlarni bular din dushmanlari deb aytyapmiz. Mana bu asoslarga ko'ra. Ular agar dindan deb gapiradigan bo'lsalar, hadda sanosi bo'lish kerak. Hadda sano fulan, an fulan deb o'zigacha keladigan asosni aytib berish kerak. O'zi ham maydonda bo'lish kerak. Noma'lum majhul kimligi betayin odamlardan din olinmaydi. Mana shunga ishora qilyaptilar. Ayniqsa aqida masalalarida. Ba'zilar menga bugun ya'ni o'zimni shaxsiy qutichamga yozyapti. Istavo masalalari, Alloh qayerda degan masalalarda menga tashab, mana seni ustozing botil yo'lda edi, tan ol deyapti. O'ziga qarasangiz yo'q o'zi. Noma'lum odam, kimligini bilmaysiz. Bunday odamlardan xossatan aqida masalalarini olib bo'lmaydi, chunki maydonda yo'q ular. Ular bilan gaplashaman desangiz, isbotlayman desangiz, mavzu katta mavzu. Bahs maydonida ilmiy asoslarga suyantiraman desangiz, yo'q ular. Google'dan qidiradi, kimni tarjimasini oladi, sizga tashaydi, boshingizni aylantiradi. Ilmi asosi bor odamlar qola hadda sanoni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni ilm nima degani? Hadda sanosi bo'lish kerak. Wa ma siwa zaka hadda sanosi bo'lmagan, ya'ni kimligi noma'lum bo'lgan odamlardan aytilayotgan ilm deb tarqatilayotgan narsa vasvasu shayatin, shaytonlarning vasvaslari ular. Ularga e'tibor qaratilmaydi degan ekanlar. Buni Imom Shofiyiga nisbat berilgan ekan bu she'r ham. Fatvoi Zohiriyya degan kitob bor Hanafiylarda. Bu Zohiriddin Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Qodiy al-Muhtasab bi Buxoro al-Hanafi Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan o'zi buxorolik nisbatdagi inson qozi zot Fatvoi Zohiriyya kitoblari bor Zohiriyya. Shu kitobning musannifi 619 sanada vafot topgan ekanlar hijriy sanada. Shu kishi aytadilarki, ajoyib bir gaplarni gapirgan ekanlar. Wa huwa kalamu mustahsinin inda arbabil uqul id kayfa yuramul wusul ila ilmil usul bighayri ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul walillahi darrul qa'il fi hadha al-maqul ayyuha al-muqtadi litatluba ilman kullu ilmin 'abidun 'ilma ar-rasul تطلب العلم كي تسخخ اصلا كيف اغفلت علم اصل الاصول degan ekanlar. Ya'ni aql egalari, aqli joyida odam ham shuni yaxshi bilish kerakki, ilmni aslidan olmasdan turib ilm deb da'vo qilishlikni aql to'g'ri deb bilmaydi o'zi aslida. Ilmni aslidan olmayapti. Manbadan ilmning asli kim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U zot keltirgan narsa ilmning asli hisoblanadi. U zot keltirgan ilmning aslidan foydalanmasdan turib, o'rtada chiqib olib, bema'no, betayin kimligi bilinmagan, islom ummati tanimagan odam chiqib, islom bu, din bu, shariat bu deydigan bo'lsa va aytayotgan gapini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan gapga bog'lab bera olmasa, Rasulullohdan deb gapirsa-yu, ma'no aytayotganda o'zining shaxsiy tushunchalarini gapirsa, bu qanaqasiga ilm bo'ladi? Deb quyidagi she'rni aytgan ekanlar. Ey ilm talabiga ergashgan odam, ey ilm talabi yo'liga chiqqan odam,
Şunu yaxşı bil ki, her kanday ilim Rasulünün ilmini kulu hesaplanadı. Her kanday, bu da akide, halal haram meselesi nakalige tegişli ilim hakkında ketiyipti. Faylasuflar Allah'ın zatı doğrusu da, Kur'an'ın kelamullah ligi doğrusu da, Rasulullah'ın hadisleri barası da özlerinin akıllarını yürütüp, akılige salıp kurup ve özlerinin akılları kurtarmagan uchun ayet ve hadislerini inkar kılgan davrını yapı bu. Uşalarına karşı yapıyordular. Ey akılige süyengen adam, ey ilim talep kılıyetken insan, her kanday ilim, mana bu manada, Rasulullah apkeligen ilimnin kulu hesaplanadı. İlimni, aslını sahih halde sürüştürük insan. Birinci orunda asıldan agin. Keyfe agfalte ilme aslil usul. Sen usulünün aslıdan gafil bulup kanakası ki ilim aldın deyişin mümkün. İlimnin aslı Rasulullah'tan keledi. Bunu yakşı bilgin degen ekediler. Ali el-Qara aytadılar. Qala şeyhu meşayihina el-Celaleddin-Suyuti. Celaleddin-Suyuti. Annehu yuhrimu ulumel felsefati kel mantiqi li icma'i selef. Yuhramu. Ve ekserul mu'tabarina minel halef. Ve mimmen sarraha bidhalik ibn Salah ve Nawawi. وخلق لا يخصون وقد جمعت في تحريمه كتابا نقلت فيه نصوص الأئمة في الحض عليه وذكر الحافظ سراج الدين القزويني من الحلفية في كتاب ألفه في تحريمه أن الغزالي رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أول المنتهى ألي قارك التريبتلر Şeyhlerimizin şeyhlerinden bugün Celaleddin Suyuti Rahimahullah bu zat müfessirlerden Abdurrahman ibn Abi Bekir ibn Muhammed ibn Suyuti Celaleddin namları bilen meşgurlar İmam Peşvazatlardan İslam ümmetinin imamlarından Hafiz Hafiz degen kelimeni braderler bugün su istimal kılıp yubarılgen bugün biz Hafiz degen de aşure ayet edigen adamlarını düşünüp kaldık Hafiz umez İslam istilahıda, bugünkü urf adet lügatıda kim hafızı ne medese özü biler, İslam talimatları, İslam ilmi menbeleri de hafız bu cüdekette makam. Bazılar 100,000 hadisini rivayeten ve dirayeten bilişkerek değildi, hafız buluş için. 100,000 hadisini. Bazılar 200,000, bazıları 300,000'e çıkarken bunu. İmam Malik'in rivayetleri de süyenerak. O kanaka degeni, rivayeten degeni bir hadisinin niçi turuk bilen rivayet kılıngelliğini biliş gerek. Ravilerinin kimliğini, kaçan Müslüman bolgelliğini, yalgan gepirgen mi yokligini, gepi alınadigen mi yokligini biliş gerek. 100,000 turukunu biliş gerek. Hadisler sani, mücerredeten 100,000 mez. 30,000, 40,000 etrafında hadis var. Ularını kiliş yolları köpeygelliği için hadisler milyonu çıkıp gitken. Şulardan 100,000'ini biliş gerek. Hafız degen makamını alış için. Ve bunu rivayeten ve dirayeten deyişedir. Rivayet manası sanat cihatını biliş gerek. Kim kimden rivayet kılıyordu? Kim kayırda rivayet kılıyken? Bunu biliş gerek. Dirayeten degeni lügatta atraflıca degeni. İstilahta dirayeten fikhini biliş gerek. Uşa hadiske emel kılıyken mi? Ondan ki ulamalar başka hadisini bunge tercih kılışken mi? Bunga amal kılınadı deyip bunu küçeytirişken mi? Mene bularını biliş gerek. Biz şimdi yengirrak ayeti yapıyoruz. 100,000 hadisini rivayet ve dirayet yüzesinden yad bilse, bunu kamrap olgan derecede zihinge, kabiliyetki ege bulsa, uşanı hafız deyiledi. Celaleddin Suyuti rahimahullah hafız bu geldiler. Muarrih bu gene keller, tarihçi, tarih meselesi diyen bu zatını yani meydanda namları var. Adib, ligilere hambul gene ken, 600'ye yakın kitap yaz gene keller. 600'de kitap yaz gene keller.
849 miladi senede dünyaya gelirler. Vefatları 911 miladi yani hicri senede dünyadan ötkeller. Allah o kişinin rahmet kılsın. Şu kişi aytken ekeller ki felsefe ilmi yani şeriyetten akidede itikad kılışımız kerek bulgen delil tursa özüce felsefe yeseydi geller. Onu felsefi akli tamamından mizan kılıp soruşturup kurup akli git düşmese kabul kımaydigen adamlar. Bana bu ilimge aytiladı. Mesela kıyamet günü de ameller tartıladı degen akidede metin var. Bizim amellerimiz mizanda tartıladı. El-vaznu yevme izinil haq degen ayet var Kur'an'da. El-vaznu yevme izinil haq. Kıyamet günü de vazın haktır. Vazın tartış. Mizan, biz de mizan deyimiz ki mizan deyip tarazına itiladı uzu. Vazanadan alingen şu. Mizan bugen, uzdan aldığın kesre bulsa yoga eylenedi. Mizan bugen ki. Mizan tarazı şu. Kıyamet günü de ameller tartıladı dese felsefeçiler deme degen amellerini bir yüklük cisim mez ki amel. Manevi narsa amel. Kanakası ki madde bulmayan narsanı biz manevi halette tartamız onu. Kanaka tarası buladı deyip akli manada mutezileler vazınını inkar kılışken. Akıllı ki sop görmemiz, felsefi karış kıp görmemiz biz aklımızda doğru kime yaptı. Demek bu da neme yap? Bu cayda başka mana var. Kıyamet günü de vazın hakkıdaki yap. Mecaz deyip bunu tavil kılışken. Mene bu ne eti yaptı? Felsefenin mene bu türü haram. Demek ki bugün sizin akliyiz kurtarmayan narsanı irtegi akıllar kurtara uğradı. Kurtarışı mümkün. Vazırlar doğrusudaki ölçüler özgarip keti yaptı. İlgarı fakat uşa arpa buğdayını tartılgan tarazı bugün umuman başka narsalarını tartışken işletili yaptı. Umuman başka narsalar tartılı yaptı. Kon basımımızı ölçeydigen aparatlar var. Ulayan vazın tortadı şu, ölçeydi şu. Hud düşünsün gere amellerini hem Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü ölçeydi. Bu matinge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kirgen ayet ve hadislerdeki managa göre iman keltirişimiz gerek. Şimdi aklımızı işletemiz desek, İmam Suyuti, mana bu cayda akıl işletiş, bu barada ilm, şu akıl bilen felsefe tokuş, haram ikerliğini aytken ekeller. Li icma'i selef degen ekeller. Selef icma kigen mana şu felsefenin turunu. Mantıkını hem şu manada haram kılıç değişken eken. Yani mantıkan karış. Hem menersege. Yani mantık hakkı toktalamız. Hadır bu cayda. Yani Aliyyul Qari'nin Allah rahmet kılsın üsülleri şu. Dersle bir cemaanın fikirlerini keltirip ve kiyingi cemaanın fikirlerini hem keltirip kiyin hulasalarını hem ortada aytadılar. İnşallah biz hulasalarına hem keygenimize aytemiz. İmam Suyuti bunu haram ikerligini, salaftan icma barligini, halaftan hem itibarlı müfassırlar bunu haram degenlerini keltirgen ekerler. Ve bunu İbn Salah ve bir kança son sanağı yetib olmayan derecedeki ahli sünnenin ulemaları takitleşken haram değişken degenekan. İbn Salah Osman ibn Abdurrahman Taqiyuddinul Ma'ruf ibn Salah. İbn Salah nomi bilan mashhur bo'lgan zot. Tafsir va hadis, fiqh, asmoir rijol ilmlari borasida qadimgi ulamolarimizning peshvolaridan, imomlaridan bo'lganlar. Hijratni 577 sanasida dunyoga kelganlar. İbn Salah desa bu ummat imom deb tan oladigan zotlar. Xo'p, Sharqon degan joyda tug'ilgan ekanlar, 643 milodiy sanada dunyodan o'tgan ekanlar, Damashqda vafot topganlar, bugungi kundagi Suriya atrofida, Shomda. Juda muallifotlari ko'p bu kishini ham. Ibn Saloh deb doim ba'zi har qanday masala bo'lsa, bu kishining fikrlari keltiriladi. Imom Navoviy, Yahyo ibn Sharaf Muhiddin, bu Imom Navoviy İmam Müslim'nin hadislerini şerhleyen zat. İmam Navavi. Allah'ıma zatlardan fiqh ve hadiste cüde peşva bu geller.
Navo degan joyda tug'ilgan ekanlar. Huvron degan shaharning qishlog'i ekan u. 631 hijriy sanada dunyoga kelganlar, 676 sanada dunyodan o'tganlar. Bu kishi ham uylanmay o'tgan allomalardan hisoblanadilar. Al-ulama'ul uzzab degan kitob bor. Bo'ydoq ulamolar degan. Imom Navoviy ham mana shu zotlarni safida zikr qilingan. Imom Buxoriy ham uylanmaganlar, Imom Navoviy ham uylanmaganlar deyishadi. Buni sababi sunnatni inkor qilish ma'nosida emas. Bular bu darajada islom ummatining ichida xizmatga oila orqali ya'ni erisha olmasdi edi deydi ulamolar. Agar oila qurganda dunyo tashvishlari oila hayotiga sho'ng'ib ketib bu narsaga ulgurmasdi. Lekin bularning birorchasi uylanmaslik haqida targ'ib qilmagan. Hayotida uylanmagan, imkon bo'lmagan, vaqti bo'lmagan. Ilm orqasidan quvib, masalan Imom Buxoriy bitta hadisni o'rganaman deb 4 oy, 5 oy safarga ketib qolaverganlar. Xotin chidaydimi bunga? Misol tariqasida aytayapman. Lekin insoniy ehtiyojlari masalasi to'g'risida bu u davrlarni vaziyatlariga ulamolar har xil gaplarni aytishgan. Shuning uchun bu mavzu o'laroq shaxslarni tanitish ma'nosida bu gaplarni nima aytib ketyapmiz. Demak, bular falsafa ilmini, mantiq ilmini harom ekanligini ta'kidlashgan. Hanafilardan Sirojiddin Qizviniy mantiq fani bo'yicha yoki balog'at fani bo'yicha eng katta mutaxassislar bular o'zi Qizviniylar. Bular o'sha Kitobi Sunnatning matnlarini Kitobi Sunnatning fahmi bilan, salafning fahmi bilan tushunishni bir chekkaga qo'yib, o'zini aqliy, mujarrad tushunchasi bilan ma'no aytadiganlarni ishini harom ekanligini bu zot ham aytgan ekanlar. Uni harom ekanligi to'g'risida alohida kitob ham yozgan ekanlar. Imom G'azoliy bizda G'azzoliy deb aytiladi ba'zilar. G'azzoliy deydi, asli G'azaliy. Imom G'azaliy rahimahulloh bu kishi Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammadunil G'azaliy At-Tusi, Tus degan joydan bo'lganlar. Abu Hamid kunyalari. Hujjatul Islom bu kishining laqablari. Faylasuf, mutasavvuf bo'lganlar. O'z davrida kalom ilmini suv qilib ichib olganlar. Keyin ulamolar uni qayt qilib tashlagan degan ta'rifni ham aytishgan. Falsafani chaynab yetib yutib yuborgan odam keyin faylasuflarni o'ziga Tahafutul Falasifa deb kitob yozganlar. Falsafaning cho'kishi degani. Tahafut o'zi qulash yoki turklarda sapiq deydi, sapiqliklari. Bir gapni gapiradi falsafa, surishtirsangiz ertaga uni ziddini. Ya'ni teskarisini gapirib turaveradi. Falsafani mana shunaqangi tahofutlarini zikr qilgan. Imom G'azoliy rahimahulloh. Xo'p. 505 hijriy sanada vafot topgan ekanlar. Alloh rahmat qilsin. Bu zot ham avval boshida ilmiy faoliyatga bosh qo'shgan paytlari 5-6 asrni insoni bu kishi hijriy ma'noda. Bu zot o'z davrlarida va o'zlaridan keyin juda katta islom ummatining ichida hujjat hisoblanganlar. Hujjatul Islom. Imom G'azoliyni Ihyoi Ulumiddin degan kitoblari ham bor. U kishini mutasavvuf ekanliklari, sufiy zot ekanliklari. Islomning falsafiy qarashlarida qaysi falsafa mubohu qaysinisi harom ekanligini elagidan g'alvirdan o'tkazib bergan odam bo'lganlar. Soddaroq qilib aytganimizda. Bu kishini aytayaptilar Aliyul Qoriy dastlab falsafani maqtab, keyin uni harom ekanligini aytgan deb bu misollarni keltirgan ekanlar. Keyin Ibn Rushd. Ibn Rushd keyin Hafid Ibn Rushddan bor. Ibn Rushd bor, Ibn Rushd al-Hafid bor. Ibn Rushdning nabirasi. Ibn Rushd Imom G'azoliyning shogirdlaridan hisoblanadi. Shogird bo'lib turib, Imom G'azoliyning ta'limotlari bilan katta bo'lgan zot Imom G'azoliy rahimahullohning Tahafut asarlariga raddiya yozgan. Tahafutul Falasifaga raddiya
Tehafutu tehafut deb yozganlar. Çöküşning çöküşi deb. Demak mantiq ilmi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha davrlar 6-asr, 5-asr, 4-asrlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3-ta asrni maqtaganlaridan keyingi asrlarda o'sha va fihi duxon deganlari, u asrlarga borib yaxshilikning ichida tutuni bo'ladi deganlari, ba'zi ulamolar shu falsafa, kalom, mantiq islomning aqidasiga hujum qilishligini bashoratini berganlar deyishadi. Demak, o'sha ulamolar ehtiyoj sezyapti, xalq so'rayapti. Kalom ilmini o'rgansak bo'ladimi? Kalom ilmi boshimizni qotirib qo'ydi, nima qilaylik? Deb. Bularni nima uchun maydalab aytyapmiz? Sharh bu sharh haqida ketyapmiz. Chunki bugun ham o'sha zamonamizni ehtiyoji ba'zi o'rinlarda yuzaga chiqyapti. Dahriylarning sahifalarini avvalam aytdik. Yoki ahli sunnani ziddiga chiqib olgan mutashobih oyatlarni xalqni ichiga tashab, mantiqan bunday emasmi, ma'nosi bunday emasmi deb xalqning boshini aylantirayotganlarga ilk avvalo javobimiz ilmiy salohiyatimiz bo'lmasa ularni tark qilish kerak. Bahsga kirishmaslik kerak. Uni mutaxassislarga qo'yib berish kerak. Endi Imom G'azoliyni Alloh rahmat qilsin, dastlab maqtaganlar, keyin joiz demas deganlarini sharhlab Aliy Qora aytadilar. Waqad fassala al-imam hujjatul islam fi ihya ulum hadha al-maram haythu qal fa in qulta fa ilmu al-jadal wal-kalam madhmum ka ilmi an-nujum aw huwa mubah aw mandub fa'lam. Imom G'azoli ihyoda aytibdilar. Ihya ulumi dinda. Agar sen aytsang-ki, jadal kalom ilmi. Jadal va kalom ilmi, falsafa. Kalom ilmi deganda Allohning sifatlarini, masalan, yadulloh deganda nima deymiz? Istavo deganda nima deymiz? Allohning kalomi u avvaldan bormidi? Alloh Qur'onni yoki vahiyni nozil qilgandan keyin kalom sifati bormidi? Mana bu mavzular juda chuqur falsafiy qarashlarni talab qiladigan mavzular. Bu mavzular haqida so'rasang, bular xuddi yulduz ilmiga o'xshagan, ya'ni tanqidga uchragan ilmlardimi? Mazmum degani qoralangan. Salbiy ilmlar toifasiga kiradimi? Yoki bu muboh ilmlar turiga kiradimi bu kalom ilmi, falsafa ilmi? Yoki mandub, mustahab ilmlar doirasiga kiradimi degan savol bersang, ya'ni Abu Hamid al-G'azoli aytadilar. Bunaqa savol bersang, fa'lam, shuni yaxshi bilginki, anna lin-nasi fi hada uluwan va israfan fi atrof. Mana bu masalada odamlar juda haddan oshib ketishdi. Ba'zilar chuqur kirib g'uluvga ketishdi, ba'zilar haddan oshib ketishdi, ba'zilar o'zining maqomini to'g'ri berishmadi bu ilm to'g'risida. Bu ilmni bid'at va harom deganlar bor. Mana bu kalom ilmini. Bu ilm harom, bid'at deganlar bor. Hatto Imom Shofiyga ishora qilyaptilar. Hatto banda shirkdan boshqa hamma gunoh bilan yo'luqqandan ko'ra kalom ilm bilan Allohga yo'luqishligi xatarliroq deganlar bor. O'sha harom, bid'at deganlar demoqchilar. Yana ba'zilar buni farz deganlar bor. Bu ilm farz. Farz va farzi kifoya deganlar bor. Farzi ayin deganlar bor. Qarang, Imom G'azoli o'zlaridan oldingi ulamolarni aynan shu ilm to'g'risida harom, bid'at deganlarini, aynan shu bitta ilmni farz, farzi kifoya, farzi ayin deganlarini keltiryaptilar. O'sha farz, farzi ayin deganlar ibodatlar ichida eng afzali kalom ilmini bilish. Eng Allohga muqarrab bo'lishlik uchun imkoniyat kalom ilmi orqali erishish. Chunki banda Allohni tanishlik uchun kalom ilmiga muhtoj bo'ladi. Tavhidni o'rganish kalom ilmisiz bo'lmaydi. Shuning uchun eng afzal ilm bu deyishgan, deyaptilar. Va harom deganlar Imom Shofiy, Shofiy mazhabining mujtahidi, Imom Muhammad, Abu Hanifa rahimahullohning shogirdlari, Imom Malik, Malikiylarning
müştehid mutlak, Ahmet ibn Hanbel, Hanbeli mezhebinin müştehidi, Sufyan, Es-Savri ve hadis imamlarının barçası bunu haram deyişken, Allah onlarının barçasından razı olsun, deyip sana yaptılar. Ve cümleni keltirip, ahire etken ekeller ki, bunlar ne deyip delil kılışken, mesela hadis ulamaları, yukarıda senegen allamalarımız kelam, felsefe, mantık ilmini ne için haram deyişken dese, delil sıfatta içken eken ki, çünkü مَا سَكَتَ عَنْهُ السَّحَابَةِ مَا عَنَّهُمْ اَعْرَفٌ بِالْحَقَائِقِ Sahabeler bu ilim doğrusu hiç narsa değişmeyen. Ve halen ki hakikatlerinin en arifleriydi. Sahabeler ilim barası da örnek şahsiyetleriydi. Demek ki bunlar felsefeni mahteşmedi. Bunge adamlarını targıp kılışmedi. Bana şu delil değişken. Felsefe fakat ve fakat adamlar içinde fitne, fesat, tartışu, cedel, özara adavat tarqatadı. Degen delilini keltirişken eken, yukarıdaki ulamalar. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte, bu hadis Kenzül Ummal'da Müslim'in rivayetiyken, İbn-i Mes'ud'den rivayet kılınken, halekel mutanatti'un degenler. Mutanatti'un ay, mutanatti'un kim? El müteammikûne fil bahs. Cedelde bahsde çukurlaşıp kete degenler halak buldu degen hadisini delil kılışıp felsefe, kelam, ilmi insanını halak kıladı. Uşan için bunu haram değişken eken. Yine uşa özleri felsefe ilmini haram degen muhaddisler yukarıda sanagen allamalarımız delil olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aynen felsefe ilmini sahabalarga o'rgatmaganlarini ham dalil qilib keltirishgan ekan. O'rgatmaganlar. Va bu yo'lning tariqlarini odamlarga ko'rsatmaganlar. Bu bilan shug'ullanadigan odamlarni maqtamaganlar. Deb bir qancha dalillarni, bundan boshqa ham bir qancha dalillarni keltirishgan ekan. Shunda yana Imom G'azoliy aytayaptilarki, "Xo'p, shuncha muhaddis ulamolar bu kalom ilmini tanqid qipti. Sizce, siz ne deysiz bu ilim doğrusu da? Dese, fe acab bit tafsil fe kal. O kişi tafsilat bulan cevap verip ayetken ekerler ki, kelam ilminin özüge yaraşa bahası var. Bazen o menfaatli ilimge eylenedi. Bazen zararlı ilimge eylenedi. Menfaatli vakti halal ve haram meselelerden taşkarı İslam ümmetinin akidesiga hücum başlangan paytida mutaxassislardan bir cemaat farzı kifaya olarak o ilimni o'rganish kerak deganlar. O'shanda manfaatli bo'ladi. Hamma bunga bir ovozdan turib o'rganib, buni hammaga ta'lim berish shart emas. Hammaga ta'lim berilsa, İslam ümmetinin ichida janjal to'polon tushunmovchi chiqib ketadi. O'sha ma'noda zarar beradi degan ekanlar. Demek bunlarını keltirip, o şey yukarıda mubahlik manası öz ornıda, haramlik manası ham öz ornıda, halatke karab baha birilişliği ve meydanda o şey sünnet inkarçılara yüzege çıksa, hadisini inkar kıladigen, yok ki İslam'ını inkar kıladigen, fakat mantık bilen gepleşemiz, İslam'ın haklıgını ispatlalmaysam degen cemaalar çıkıp, Müslümanlar içi de yaşlarımızını cemaavi, tarzda şubhaga solayotganlar çıksa, ularning haddini bildirip koyadigan ulamolar aynen felsefe, mantık, kelam ilimlerinde mutahassis yetiştirişleri kerak. O'sha ma'noda ularga farzi kifoya bo'ladi deganlar. Ve İmam G'azoliy aytadilar ki, bunu mazammat qilgan ulamolar deganlar, ya'ni yomonlaganlarga raddiya bermayapti. Abu Hamid al-G'azoliy. Yomon degan ulamolarimiz o'sha ish bilan shug'ullanib sunnat va Qur'on oyatlarini tark qilish, salaf ummatning mafhumiyatini e'tiborga olmasdan faqat mantiq bilan harakat qilishlikni mazammat qilishgan. O'sha ma'noda haromligida ijmo deyishgan. Buni biz ham qabul qilamiz. Lekin maydonda zarurat tug'ilsa, o'sha ularga nisbatan biz mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Degan ekanlar.
Xullas mana shu gaplar bilan kirish yasayaptilar kitobga. Sababi biz o'qiydigan fan o'zi kalom ilmi asosida joriy bo'lgan fan. O'sha fanga kirishdan oldin bu fan to'g'risida qadim ulamolarning ixtiloflarini keltirib o'tyaptilar. Mana shu o'rinda birodarlar, bir ahli ilmni ya'ni xarakteristikasi haqida gap ketganda har doim aytiladiki, masalan Qur'onni biladi, sunnatni biladi va o'zidan oldingi ulamolar o'rtasidagi ixtiloflarni ham biladi. Bir masalada o'zidan oldingi qaysi ulamo qayerda ixtilof qilgan va yechimi qanday yechilgan, buni ham bilishlik muhim. Islom to'g'risida gapirishlik oddiy sodda ish emas bu. Bunaqa masalalarni o'rtada hozir hech narsani bilmasdan turib o'rtaga aynalloh degan savolni tashab, istavo alal arshning ma'nosi arshga Alloh ko'tarildi degan ma'noni bahs qilishlik to'g'ri emas bu. Bu faqat shubha, adovat, jadal, ya'ni musulmonlar o'rtasiga shubhadan boshqa narsa tushirmaydi. Shuning uchun bunaqa masalalarni mutaxassislarga qo'yib berish kerak. Ular bu masalalarda o'z ishlarini qilishlari kerak. Qancha bo'ldi bugungi suhbatimiz? Yarim soat bo'pti. Endi matnga keldik. Ba'zi o'sha o'zbekchasini aytib ketdim. Bitta-bittadan matnga sharh kirishga to'xtab o'tirganim yo'q. Endi matnni sharhi to'g'risida gaplashamiz. Nima uchun Al-Fiqhul Akbar deb nomlandi? Qala al-Imam al-A'zam al-Humam al-Afham al-Aqdam fi kitabihi al-Musamma bil-Fiqh al-Akbar al-Mushar bihi ila annahu yanbaghi an yakuna al-ihtimam bihi huwa al-akthar. لأنه مدار الإيمان ومبنى صحة الأركان ومعنى غاية الإحسان ونهاية العرفان. إمام أعظم أولوغ يعني پیشقدم بولغان ذاتلردن اعتبارلي ذاتلردن بولغان أبو حنيفة رحمه الله كتابلارنين اسمني الفقه الأكبر دب نامدادلار. Bu bilan bu ilmning manfaati o'ta ulug' va yuksak ekanligiga ishora qildilar. Chunki bu ilmni o'rgangan insonning iymonida mador bo'ladi. Iymonining quvvati shu ilm orqali bo'ladi. Ya'ni bu o'sha salaf ummatdan kelayotgan tushunchalarni matnini keltiramiz demoqchilar. Uni tushunchalarini o'rgangan, yodlagan, unga amal qilgan odamning iymonida mador bo'ladi. Va suyangan narsasi sog'lom bo'ladi. Sahih narsaga suyanayotgan bo'ladi. Va ihsonning cho'qqisiga erishadi. Ihson degani Alloh sizni ko'rib turganligini his qilish va siz ham ibodatlaringizni Alloh ko'rib turgandek amalga oshirishingiz. Ihson bu. Mana shu ihson maqomini qo'lga kiritishlik uchun bu fan juda muhim. Juda katta ahamiyati bor. Shuning uchun al-fiqhul akbar deb nomlaganlar. Irfonning nihoyasini shundan bilamiz. Ya'ni Allohni tanishlik shu orqali bo'ladi. Shuning uchun buni shu nomda nomladilar. Ba'dal basmalatil mushtamila ala madmunil hamdala. Bismillah hamdalani o'z ichiga olgan kalimalardan keyin ikhbaran fil mabna va insha'an fil ma'na. Mabna ya'ni asoslarga qurish va ma'noni boshlashlikda Allohga hamd bilan boshlayaptilar. Allohning kalomini ya'ni Allohni tanishlikda Allohni ismi bilan boshlaysiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ga ishora qilib aytgan ekanlarki Hishom an Muhammad ibn Hasan. Ya'ni Hishom Imom Muhammadni shogirdi. Hishom Imom Muhammaddan rivoyat qilgan ekan, Imom Muhammad aytibdilar. Abu Hanifaning shogirdlari rahimahulloh. Sami'tu Abu Hanifata rahimahulloh yaqul: Ismullohil a'zam huvalloh. Ismi azam deymiz u. Ismi azam Alloh kalimasi degan ekanlar. Jalla jalaluhuning Alloh ismi. Jalolasini Abu Hanifa ismi azam degan ekanlar. Shuning uchun bismillahdan boshladik, boshlangan degan ekanlar. Va bihi qolat tahoviy
İmam Tahavi hem şunu etkenler. İmam Tahavi bu kişi Ahmet ibn Muhammed ibn Selame ibn Seleme el-Ezdi el-Tahavi Ebu Ca'far bu künyeleri bu kişinin. Bu kişi fakihler Hanefilerinin makamı yani Hanefilikini neşirdeki Mısır diyarlarındaki en ahirge insan İmam Tahavi buradılar. 239. Hicri senede dünyaya kegeller, 321. Hicri senede vefat topgeller, köp muallifatları var. İmam Tahavi'nin Akaid-i Tahaviye degen eserleri ham var. Bu hem akideki tegişli metinlerden. Bu kişiye metken ekeller Allah ismi, ismi azam hesaplanadı. Yine etken ekeller Ali'nin Qari tasavvufge hem işare kılıyabdiler. Tasavvufta başka zikirlerden göre en üstün zikir Allah zikri degen ekeller. Allah degen zikir, zikirler içi de en üstünü. En yani makulü deyişken eken. Bana şu cahide yani ihtilaf var buradarlar. Meydanda ihtilaf kozgaşadı. Bizi sohbetimizde iştiyatkarlar hem şu cümleni kesip alıp tarkatışı mümkün. Biz aldığından cevabını verip koyaylık. Çünkü tecrübemiz artıp kaldı. Biz ne tohtamestan kuzatıp durgarlar neme kılıçlarını biliyip mi? Seziyip biz yani tecrübede. İbn-i Teymiye Rahimahullah'ını Allah degen zikir zikirge ötmeydi. Daim onun sıfatı ya ki izafası buluş gereği degen gepleri var. Çünkü sünnette kelmegen, hadiste kelmegen, Allah zikri kelmegen. Daim ya ki Subhanallah, ya ki Elhamdülillah, ya ki Allahu Ekber tarzıda buluş gerek. Yanında koşumçaları, sıfatları, ya ki mavsufları buluş gerek. Degen gapını gapirganlar. Ulamalar İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın bu gaplarına İmam Muslim'de kelgen hadisini raddiye sıfatı keltirişken. Tasavvuf ulamaları Allah zikri celalahunu, Allah'ın aynen Allah lafzını özü zikirge ötüşlüğünü Müslüm'ün rivayetinden keltirişken. İmam Müslüm'ün rivayeti de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eytediler ki yeryüzü de Allah, Allah deydigen insan kalmese kin kıyamet bolad degenler. Bana şu cahide Allah zikri celalini özüne eytkenler. Demek o zikirge ötedi deyişken. Bu tasavvuf ulemaları Allah zikri en afzal zikirlerden ikenini eytip keti yaptılar. Bu cahide şunge işare kılı yaptılar. Allah ismi, ismi alam deyip bizde atakli at deyimiz atakli at. Kayırdandır kep çıkmagan. Bunu mesela özegi başka bölgen kiyin başka narsadan çıkıp gelgen degen tavilini etkilerim var. Lekin aksar ulamalar. Bunlar içi de Ebu Hanife, İmam Muhammed ibn Hasan, Şeybani, İmam Şafii, kiyin Halil. Halil bu Al-Halil ibn Ahmet ibn Amr ibn Temim Farahidi. Lugat ilmi de imamlardan. Halil. Bu kişi hem o şey Allah ismini ismi mücerrat alam isimlerden deyişken. Kayırdandır kip çıkmayken o. Degen gap ne etken ekerler. İbn-i Kaysanem, Huleymi, İmam Harameyn, İmam Gazali, Hattabi kebe salaf yani salaf ve halaf ulemalarımız Allah ismi celalesini mücerrat isim degen ekerler. Demek birinci metinge keldi gendi. Metnini birincisini okup şu hakkıda mavzuge kırışaylık desek ancak bırakın lakin. Bugün şu cahaya tohtataydık mı değilseler. Hop. Az azdan bu gene makul benimçe. Aziz braderler, inşallah Rabbil Alemin şu cahide mavzunu tohtatamız. Matenge yitip geldik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yettinci ders Allah nasip kılsa kelesi sohbetimizde devam ettiremiz. Hadır saat 9'da Toshkent vakti bilen. YouTube'da premieramız var. Uşa premierini kurasılar. İnşallah vakti barlar. Bugünce şu cahide sohbetimizde
to'xtatamiz. Umumiy xulosa, demak, kalom ilmi to'g'risida gaplashdik. Bugungi hayotimizga tegishli bo'lgan manfaat nimadan iborat? Bir ilmni o'rganmasdan turib, u ilm borasida mujodala bahsga kirishish xavfli, xatarli hisoblanadi. Xossatan kalom ilmi, falsafa ilmlari, mantiq ilmlari bu hamma o'qib, o'rganib, maydonga chiqib olib mujodala qilishligi to'g'ri bo'lmagan holat. Men bu narsalarni hayotimda o'zim guvohi bo'lganligim uchun siz birodarlarimni bundan ogohlantirishlikni o'zimga burch deb bilaman. Atrofimizda falsafiy nuqtai nazardan islom tushunchalariga aqliy o'zining harakat xuruchlarini qilayotgan odamlar bor. O'sha o'zini jadidchiman deyotgan odamlar bor. Ular islomning tushunchalarini aqlimizga sop ko'rishimiz kerak. Agar aqlimiz uni ko'tarmasa qabul qilmasligimiz kerak degan jur'atni qilishyapti. Va buni uchun bugungi kunda Yevropaning falsafiy mantiqiy tushunchalarini bizni oramizga tiqishtirishga urinayotganlar bor. Ularni mubosharatan yuzma-yuz ko'rishib gaplashganda men ancha-muncha ya'ni majoziy ma'noda aytay, mazasini qochirib qo'yganman. Islom falsafasi, mana Imom G'azoliyning Tahafutul falasifasini gapirdik. Bizda tarjimasi yo'q o'zbekcha. Nimagadir yo'q shu, shuni qilish kerak. Va bu Imom G'azoliy Tahafutul falasifada falsafaning cho'kishi nomi bilan falsafaning 8 turini zikr qilganlar. Falsafa 8 tur bo'ladi. Shulardan 3 turi islom ummati qabul qiladigan, o'rgansa bo'ladigan tur bu. Qolgan 6 ta turi yoki 5 ta turi harom ekanligini, unga aralashmaslik kerakligini, kim aralashsa inqirozga yuz tutishligini, ixtilofga shubhaga kirib, oxir oqibatda zindiq bo'lib ketish ehtimoli borligi bilan ogohlantirganlar. Lekin o'zini jadidchiman deb yurgan, bugungi kunda atrofimizda yurgan ba'zi safsatavozlar Yevropadan xuddi o'sha Zigmund Freud, Nietzsche kabi tomi ketgan odamlarning falsafasini bizga tarjima qilish kerak deb yuribdi. Ularning qo'lida imkoniyati ham bor, qilyapti shu ishlarni. Va buni davlat miqyosida xalqqa o'qitish kerakligini da'vosi bor ichida. Bu xatarli birodarlar. Chunki Yevropada jins madaniyati erkak bilan erkakning nikohlanishligiga to'siq qo'ymaslik, ayol bilan ayolning o'zaro nikohlanishiga to'siq qo'ymaslik, jinsni o'zgartirib transgender bo'lishligiga qonunan ruxsat berishlik falsafasi ostida Zigmund Freudning falsafasi yotadi. Zigmund Freudni bizga tarjima qilishdan ko'zlagan maqsadlari bu. Buni qilmoqchi bo'lganlar kalla o'z darajada emas, tushunmaydi oqibatini. Lekin Zigmund Freud o'qitilgan jamiyatda bunga ruxsat beriladi. Chunki Zigmund aytadiki, insonning dunyodagi barcha hayoti uning jismoniy jinsiy mayillariga bog'liq deydi. Demak, insonning jismiy mayillariga bog'liq bo'lgandan keyin uni jinsiy mayliga to'sqinlik qo'ymaslik kerak deydi. Oilalarni qaysi tarzda bo'lishiga to'sqinlik qo'ymaslik kerak. Erkak bilan erkak shundan jinsiy maylini qondiryaptim, yuraversin deydi. Mana bu mantiq, mana bu falsafani barcha falsafalarining hadafi, ya'ni oqavasi sifatida o'rtaga keltiradi. Bu yomon birodarlar. Oqibati juda xatarli. Uni oldini olish uchun biz falsafaning nimasi to'g'ri, qaysi yo'nalishini o'rganishimiz kerak, bularni o'zimizning islom ta'limotlarimiz, madaniyatlarimiz, ota-bobolarimiz o'qib o'rganib kelayotgan yo'l bilan o'rgatishimiz kerak. Maydonni bu asosda to'ldirmasak, maydonni boshqa asosda to'ldirishadi. Yaqinda o'sha Nurbek Alimov degan nojins bu Harari'ning kitobini tarjima qilib, reklama PR qilib, qancha odamlarga tarqatib buni reklamasini qilib yotibdi. Harari eri bor Harari'ni. O'zi erkak kishi, ya'ni eri bor. Shu odamning kitobini o'zbek musulmonlarining ichiga tarqatib, eng zo'r kitob dunyoda 20 ta sotilayotgan kitoblar ichida faloncha fistonchi deyapti. Laqqa tushib olib, uni gapiga so'lagini oqizib yurgan odamlar bor atrofida. Bular millat dushmanlari aslida.
Milletinin maneviyatına hücum kılıyetken düşmeler. Ben maneviyat degende bu kuruk, bugünkü kündeki kalıgı fakat otarçılarının arkasından yürü bürgelen etmeyip ben. Saf manadaki İslam maneviyatını, saf manada milletinin umurtka pagonasını üşlep duradigen ziyali katlamını etmeyip ben. Bu katlam, özenin bana şu katlamge layık ikerliğini İslam medeniyetinden aladı. Başka yol yok birodarlar. Osha madaniyatni o'zlashtirganimizdan keyin biz ko'ramizki millatning millatparvarligi, yurti, millati, dini, nomusi uchun doim fidokor bo'lishligini bu orqali ko'ramiz. Zigmund Freud 80 yoshida o'zini o'zi o'ldirgan odam. Odamlarga xotirjamlik haqida, falsafa haqida, mantiq haqida ko'p gaplarni gapirgan, oxiri o'zini chidamasdan o'ldirgan. Nietzsche falsafasını tıkmakçı bular. Nietzsche cinnihanada ölgen. Onu karab durgen medsestrası yani karab durgen doktora. Mene şunun singeri hayat keçirişlikden Allah'tan panak sorayım ben degen. İttek akille bölgen. İttek. Hanası şunaka acratıp koyulgen. Keçesi bilen uğulup çıkadigen adam bugen. Nietzsche. En katta falsafası Hudanı öldürdüm degen. Bugün Hudanı öldürüp koydum degen falsafa. Bunu o falsafa kılı okutuşadı. Şunu bizde okutuşmakçı bulup harakat kılıp yürgeller var buradarlar. Şunun için biz bu meselelerini zamanımızda maslap bugün ne kadar biz zaruri bu narsalarga ihtiyacımız varlığını çünüp barışımız gerek. Uşbu sohbetlerimizini şu manada tarkatı köpçilikke yetkazışlıkta öz kıssamızı koşuşumuz gerek. Masalan menga uni qandaydir moddiy dunyoviy manfaati kerak yo'q ya'ni. Bundan biz ko'proq asl maydonni to'ldirishlikka o'z qissamizni qo'shishimiz kerak. Inshaalloh savob Alloh subhanahu va taolo tomonidan biz o'z vazifamizni qilib davom etishimiz kerak. Chunki falsafa agar to'g'ri yo'naltirilmasa butun boshli xalqlarni, millatlarni parokandalikka olib borib qo'yadi. Suhbatimizni inshaalloh robbil alamin davomi bor, umrimiz vafo qilib tursa, sizlar bilan yana kelasi suhbatlarda ko'rishlik umidi bilan xayrlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.